Tristana işte kule altında oynamayı seven bir şampiyon değil pek fazla. İttirmeyi seviyor, takasa girmeyi seviyor. Bu ikiliye karşı o konuda biraz problem yaşayıp Ruin'in canını bayağı bir sıkacakmış gibi görünüyor. Erken bir baskın, burada totemi yok Ruin'in ama Kirei de buraya yakın. Kirei'yi burada görecek mi acaba? Kirei buraya yakın olduğu için burada bir şansımız var. Ruin şimdi zor durumda. Yüksek bir hasar vermeyi başardı o diye. Kirei buraya yaklaşıyor kazandık şimdi. Kazandık burayı. Kirei çok iyi bir noktada geldi. Bugax sıçrasıyor. Kirkan gelecek burada bize. Bugax ilkkan oluyor. Ruin aldı skoru. Kirei çok iyi noktadaydı. Gelen ilk baskını muhteşem karşıladık ve ilkkan bizde. İki katı. Evet, 1300 altın fark var şu anda. Yani 1200 altını var Bugax'ın. 1300 altın Bugax'a var. 2600 altın Ruin'de var. Hades. Yapma bu hatayı. Kirei şimdi orta koridora gelecek. Seiya'nın üzerine kullanılan ulti yerden bitti ama güzel sıçra Seiya'dan. Yandan şimdi Odin de geliyor. Odin'in 106. seviye olmadığını söyleyelim ama Bollu önde yakalandı. Bollu şimdi sersemliyor, Bollu çıkamayacak buradan. Seiya çok güzel oynadı burayı. Aynen. İlk ejderinde alev ejderi olduğunu söyleyelim. Yani biraz oraya doğru oynamamız gerekebilir. Kirei bir kere daha yukarıda güzel bir zamanlamayla beraber buraya geçti. Şimdi Bugax zor durumda kalacak. Ruin onu geriye doğru attı. Kirei çok iyi pozisyonda. Ultiyle kaçmaya çalışıyor Bugax. Bugax buradan uzaklaşabilecek mi diye bakıyorum. Orada kaçtığı yer sanırım onu kurtaracak ama Ruin'den bir şok patlaması hız geçirdi. Gelmedi. Orada galiba Kirei ultiye binip devam etmek istedi ama acaba Mion'lardan bir düz vuruş falan mı yedi diye. Belki de olabilir. Bu arada ilk ejderi de kaybediyoruz. İlk ejder Isurus Gaming cephesine gitti. Güzel cevap verdiler bizim üst korda. Alt tarafa doğru gelen bir Odi var ama bakalım. Oo, güzel bir ulti. Hades çok zor durumda kaldı. Gerçekten güzel oynadı burayı. Isurus Gaming yani. Bekleme süresinde değilse tabii. Bu arada benim aşağıda söylediklerim. Olaylar çıkmaya devam ediyor. Japoni orada ultisini kullanmış. Çok fazla hasar yiyen slow var ama manası yok Kirei'nin daha fazla. Yukarıda Ruin. Bugax'ı indirmek ulti üzere. Ulti yok Bugax'ın. Bugax kaçabilecek mi Ruin? Sıçrayla girdi Bugax'ın üzerine. Skoru almayı başarıyor. Birebir de Ruin bu skoru aldı. Tek kılıcı var ama yine de Varus'un bu eşyalarla hasar potansiyeli çok fazla. Odi şimdi sanki bir kule altı yapmaya geliyormuş gibi duruyor ama Bolulu ultisini kullandı. Hemen Gali ultisi geldi burada. Bolulu'yu çok güzel yemledi Seiya. Gerçekten güzel bir yemleme ve bir kere daha bariyerin Seiya'yı rahat bir biçimde kurtardığını görüyoruz. Bugax'ın ultisi yok sanırsam. Şimdi geliyor. Geldi. Gelmek üzere. Güzel geri attı şimdi onu ama Bugax kaçmaya çalışıyor. Ruin'den hasar gelecek ve 3. skoru Ruin'in. Ve Kirei yine klasik imza Kirei hareketini yapıyor. Bakalım bu hareket aslında rakiplerin Kirei'yi ve 1907 Fenerbahçe'yi ne kadar izlediğine bağlı. Bu arada izlese de yapabileceği bir şey yok evet. Ki. Yani buradaki çıkabilecek 3'e 3 savaşı otomatikman kaybedecekler. İlk kuleyi de alıyoruz bu arada. Ruin burada ilk kuleyi o aldığı skorların ve Bugax koridordan tamamen kışkışlamanın ödülü olarak alıyor. Temiz. Mis gibi mis. Ya bu arada aradaki altın farkı da çok abartılacak bir noktada değil. Onu unutmayalım. Burada 2 ve 2 de daha avantajlıyız, onu söyleyebilirim. Ruin de yakın buraya, Ruin de yakın. Ruin geldi şimdi, orada ulti kullanıldı Seiya'nın üzerine ama Bolulu manası kalmadı. Arkadan Ruin yeterli hasar bırakabilecek mi? Son anda Odi ultiyle Ruin'i durduruyor. Yani hem Seiya hem Odi buraya geldi pişman lazım. Oldu. Alamet kullanılacak ve buradan bu kuleyi de alabiliriz. Çok kule, iyi rotasyon kule giriyor. Kule. Altın farkı aldı başını gitti. Aynen. Bu hamleyle. Şimdi aşağıda bir kere daha takas arıyorlar. Japone hemen ultisini kullandı burada. Aşağıya Odi de geliyor. Japone'nin işi biraz zor duruyor. Orada ultiyi kullandı Vorangelus. Hades Vorangelus'u uzaklaştırdı ama Japone için burada hayat sona erecek. Kule altına giren bir slow var. Slow sıçra kullanmak zorunda kaldı. Sıçrası yok. Şimdi orada Odi zor durumda. Kirei geldi buraya ultiyle ama daha fazla zorlamayacağız çünkü sayı olarak onlar daha üstün. Odi de bu arada şu ana kadar gayet iyi performans gösteriyor. Onu söylemek lazım. Kesinlikle. Yani olması gereken yerde her zaman. Sadece üst korda orada. Latin olması Amerika, gereken yerde olamadı. Latin Amerika izleyicilerinin görmek istediği Odi bu. Onu söyleyelim. Ruin'in önünde olduğunu biliyoruz. Japone yakalandı burada Odin'in ultisine. Kirei oraya yaklaşıyor Japone kaçabilsin diye. Son anda Kirei kurtardı Japone'yi. Şimdi Hades ve Işınlan geliyor. Bu Işınlan'la beraber bakalım Bolulu mu geliyor oraya? Evet Bolulu yaklaştı. Hades'ten agresif bir oyun. Slova bir hayli hasar verdi. Seiya'nın ultisi de kaçtı bu arada. Bolulu bir hedefi yakalamak istiyor. Orada şimdi Vorangelus'u yakaladı. Ultiyi de kullandı. Bu skor gelecek. Vorangelus düştü ama Japone'nin üzerine inen bir slow var. Japone. Devam edebiliriz. Hala hayatta. Arkada son bir hasar gelir mi Odi'ye? Japone düştü ama Odi'yi çok güzel başardı Bolulu. Odi'yi de alıyoruz. Kuleden de hasar yemedi Bolulu. İki skor birden bomba. Çıkardık burada. Bomba slow'u düşürmeyecek ama.
Burada istediğimizi almayı başardık. Ruin yukarıda bildiğiniz gibi. Ruin ne yaptın? Yoğumaya basacaktı, kronometreye baslamayı. Hiç sorun değil. Ruin ne yapıyorsun Ruin? Bu biraz BM gibi oldu. Bizim yapmamız gereken şey ise Ruin'i. Haritanın en uzak tarafında. Seni bölüyorum çünkü Ruin şu an haritanın en uzak tarafında. Kirey ile beraber skoru almayı başarıyor. Gerçi Ruin değil, Bolla aldı Ruin oraya. Ruin de geldi buraya. Sadece ama şimdi Ruin'in gelişiyle beraber bakalım bir şeyler yapacak mıyız? Hades kötü yakalandı. Hades buradan çıkması çok zor. Hades'e yine ultiler atıldı burada. Odie, Seiya, Bugax. Kapatabilir miyiz yalnız? Yukarıda atmıştı ama. Şimdi arkadan Ruin geliyor. Ruin güzel bir hasar. Araya girecek mi? Kronometre çok sağ anda yerden bir çok güzel, güzel geldi. Slow'un buradan çıkışı al onu, olmayacak. Al onu direkt yok et. Çok rahat. Yavaş bu, bir ölüm. Slow bu ayak hareketi tanıdık geldi mi size? Alev ejderini bu arada arka tarafta alıyoruz. Bu sefer şimdiden demine gittik. Çünkü oraya gelen 3-4 kişilik bir Isurus Gaming ekip var. Yukarıya sesi yine kullandı kurtiye. Kirey buraya geldi. Seiya'nın dışı oldukça zor. Yalnız. Bir de Japonya ultisi. Boldu da geldi buraya. Skor Kirey'de. Yapacağı hiçbir şey yok bu kompozisyona karşı. Bu arada sıçrası şimdi geldi. Evet. Üzücü haber Seiya için. Dikkatli olmamız lazım. Güzel sıçra geliyor arka tarafta Kirey'den. Kirey'i buradan uzaklaşmayı başardı. Bolu! Oh! Morangelius hesaplayamadı! Morangelius hesaplayamadı ultiyi. Yani nasıl çıkacaksınız buradan? Bolu şimdi zor durumda. Ulti geliyor Odi'den. Bolu'nun şu an Zonya'sı geldi. Zonya'yı kullandı. Minyonlar da bitti. Bolu'dan burada bir ulti gelir mi? Odi'ye kullandı ultiyi. Bolu skoru da alacak gibi duruyor burada ama hayır. Son anda hayatta kaldı Odi. Biz hemen başladık alevejlerini ve alacağız, direkt olarak alacağız. Savaşamayacaklarını biliyorlar, savaşmıyorlar. Yalnız bu ejderi... Hani 2Q atıp ölme eşyaları bunlar. Ya o da tabii takım savaşını başlatıp olabildiğince hasar verip düşecek. Yapabileceği o, aradan birinin çıkarılmasına yardımcı olmaya çalışacak. Bolulu! Ulti tutmadı. Şimdi biz bir şeyler isteyeceğiz burada. Yakalanan bir Odi var. Hemen orada Galio ultisi geldi ama Odi anında eriyor. Odi skorunu aldık. Güzel sıçra geldi. Bu arada arka tarafta Japonya'dan. Bir Seiya'da skor daha. Skor. Seiya daha üzerimize atlarken. Bu arada diğer tarafta devam, Ruin. Devam. Aşağıda. Orada Bugax kötü pozisyonunu bıraktı. Burada şimdi önde yakalanan bir Odi var. Zonya. Güzel bir Zonya. Hades hasar vermeye devam ediyor. Kirey'i burada düşecek mi? Son anda Kirey'i de burada. Yine kaçırdı. Zonya'sını kullandı ama Kirey'i burada hayatta kalmayı başaramıyor. Yine çıpa geldi burada Bolu'dan. Yalnız Ruin oyunu bitirdi Ruin. Belki ama Ruin. Aşağıdan inhibitörü almayı başarıyor bu sırada. Ayrık ekrandan gördük onu da. Zonya var. Diğer tarafta onlar da Bugax kronometre almış. Bu arada önde yakalanan bir isim. Zonyası yoktu. Kirey'i çok kötü yakalandı. Şimdi Ruin buradan çıkmak için sıçrasını barona atıyor. Bu bizim için kötü bir haber oldu. Yani kırmızı güçlendirme için değmeyecek bir takas oldu bu. Evet, zıktan sonra İrelia ile savaş yapmak çok mantıklı olmuyor. Dedin Işınlan ama geliyor Işınlan yalnız. Geliyor arkaya. Bolu'dan geliyor Işınlan. Çok şimdi Japonya'da yaklaşıyor. Oraya Seiya'yı yakaladık. Ruin hasar verdi Seiya'ya. Ama burada arkadan gelen bir Galio ultisi Seiya'nın hayatını kurtaracak. Hades bırakmadı onu. Hades hemen geri kaçıyor. Slovan'a güzel bir ulti. Hades hayatta kalmaya çalışıyor. Bugax'ın ultisi onun üzerine geldi ama Hades'in umurunda değil. Varangelus çok vuruyor. Onun üzerine düşecek. Yakaladık ya. Bolu'lu. Varangelus'u da öldürdük. Bugax şansını deniyor ama. Senin hiç şansın yok Bugax. 2'de 2 yapan bir Ruin. Bu savaştan da 4 skor çıkardık. Şimdi önümüzde sadece Baron var. Alt tarafta minyonlar üste girdi. Biz ne yapacağız bakalım? Baron'u alacak mıyız? Yoksa maçı gidirme, bitirmeye orta koridor inhibitörünü mü almaya gideceğiz? Hayır, maçı bitirmeye gidiyor. Kirey'i buraya ultiyle geldi. Evet, şu an 4 kişi 20 saniye ölüyken maçı bitirmeye gideceğiz gibi duruyor. Kirey'i yaklaşıyoruz. Kuleleri vurmaya başladı bile. Bu arada MSI'da bu tarz turnuvalarda maç süresinin de önemli olduğunu söyleyelim. Ne kadar sürede bitirdiğin gerçekten kritik önem taşıyor. Ve 1907 Fenerbahçe aldı 4 skorun ardından. Baron'u umursamayıp direkt olarak galibiyete gidiyor. Temsilcimiz MSI 2019'a galibiyetle başladı.